Bugün bütün gün arabada geçecek böyle. Ben bunu istemiyorum diyorsanız hemen geçiyorsunuz. Günaydın. Nasılsınız arkadaşlar? Pazartesi çılgın gibi başlıyoruz. Haydi bakalım, bugün Manisa. Evet arkadaşlar, bugün Manisa dedik. Tezlerimi götürmek için Manisa'ya gidiyorum. Manisa'da bir hoca var. O jüriye tezleri bırakacağız. Sonrasında okula gideceğiz, alışveriş yapacağız, sonra eve döneceğiz. Harika, 10 numara 5 yıldız. Pazartesi dediğin yoğun olmalı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bugün yolda tabii bayağı fazla zaman geçireceğim için boşa gitmesin dedim yol. İnternet yayını açayım dedim birkaç tane. Hem eğlencelik olsun, hem sohbet arkada ses olsun, hem de bir şeyler öğreneyim diye. Girişimcilik dersi için daha önceden denk geldiğim girişimcilikle ilgili bir yayın var internette. Onu dinliyordum. Podcast dedikleri internet yayınlarını dinlerken fark ettim. Bu yeni nesil arkadaşlar da özellikle bu girişimcilik, genç girişimci arkadaşlarımızın yaptığı bir yayın. Güzel bilgiler veriyorlar. Çok güzel ama bu arada şuradan geçen o üstüme nur yağmış gibi görüntünün açıklamasını yapayım. Telefonumu düşürdüm ve kırıldı. Dolayısıyla tam şu gördüğünüz şey var. O şu an telefonun en ön tarafında, ön kameranın önündeki çatlaktan kırılan ışığın size yansıttığı şey. Şöyle yaparsam belki biraz daha galiba mı? Daha az olacak. Kusura bakmayın, özür diliyorum hepinizden bu videolardaki bu problem için. Şöyle tutarsam belki daha iyi olacak. Şimdi arkadaşlar, çok da uzun tutmayacağım. Hemen bir örnek veriyorum. Örnek bir cümle ilesi ne demek istediğimi anlatmaya çalışacağım. Diyor ki, o kadar güzel bir community ki her yerde developerlar, starterlar, startupçılar var ve bunlarla meetuplar yapabiliyorsunuz. Böyle bir cümle kurdu. Mavi ekran verdim arkadaşlar. Yani developerlarla meetup yapmak. Yani ne dedim? Kapattım. Dayanamadım. Dayanamadım çünkü az önce yetmezmiş gibi artık cılkını çıkarttı arkadaşlar. Daha advanced sohbetler etmek zorundayız. Bu markete enter etmek için dedi ve kapattım arkadaşlar. Enter etmek. Yanlış olmasın. Şimdi bu bahsi geçen arkadaşlar, ismini vermiyorum. Arkalarından konuşuyoruz gerçi, çok hoş bir şey diye biliyorum ama öğrendim. Bir sene kadar Amerika'ya gitmişler ve orada çok güzel çalışmalarda bulunmuşlar. Bu hoş bir şey. Güzel, tebrik ediyorum. Fakat bir senede advance kelimesinin Türkçesini, extrovert'ün Türkçesini falan unutmak bana çok komik geliyor arkadaşlar. Yani 20 yıl öğrendiğiniz şeyi 9 ayda 6 ayda unutmanız çok komik geliyor. Ha şu olur, çok seri bir sohbet ediyorsunuzdur. Bazı kavramlar vardır, bunların Türkçe karşılığı yoktur ki biz denizcilikte maalesef bunu kullanıyoruz. Bakınız forwarder, bakınız cargo handling, elleşleme yerine sürekli handling diyoruz. Fakat bu öyle bir şey değil. Yani ya işte kahve sohbetlerinin biraz daha ileri boyutta olanı demek varken, kahve sohbetlerinin biraz daha advanced demek aynı şey değil. Kesinlikle aynı seviyede, aynı kalitede, aynı kısalıkta, aynı pratiklikte Türkçe kelimelerimiz var. Ya burada ben şimdi huysuz ihtiyarlık yapmak istemiyorum. Arabada kullanıyorum. Çok fazla da konuşmak istemiyorum daha fazla. Ama inanın sandığınız kadar etkileyici olmuyor her şeye yabancı kavramlar sokuşturmak. Bazı durumlarda bulunduğunuz disiplinin jargonu dediğimiz, hani dili sebebiyle bir takım evet kaynakları Türkçe kullanmamak zorunda kalabiliyorsunuz ama bu onlardan biri değil. Dışa dönük diyebilirsiniz. Madem sohbet ediyorsunuz, sohbet havasında extrovert yerine dışa dönük demeniz son derece basit. Üstelik dışa dönük dediğiniz zaman karizmanız çizilmiyor. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Şimdi bu perşembe bir meeting set edelim mi kafasıdır bu. Aa, o zaman size bu dosyayı ben internetten yollayayım diye sana o dosyayı WeTransfer yapayım. Bunlar işte ajans jargonu. Değil mi? Jargon. Bak o da Türkçe değil. Ya tabii ki ben burada böyle
şoven bir şekilde, faşist bir şekilde her şeyi Türkçe kullanın, otobüste demeyin işte falan. Bunu yapmıyorum, bundan bahsetmiyorum. Sadece bazı kelimeleri yersiz şekilde Türkçe cümlenin içerisine İngilizce halde koymak çok komik gözüküyor. Üstelik bu sizin İngilizce bilginizi değil, Türkçe eksikliğinizi gösterir diye düşünüyorum ben. Çevremde harikulade İngilizce konuşan bazı insanlar var ki bunların TOEFL puanları da oldukça yüksek. İşte KPDS puanları da oldukça yüksek ve inanın inanılmaz iyi Türkçe kullanıyorlar. Çok zengin bir şekilde Türkçe kullanıyorlar. Bilemiyorum, bence bu bizim ülkece biraz yani başıma bir şey gelmeyecekse şöyle diyeyim, bu bizim ezikliğimizden kaynaklanıyor. Yani Türkçe kullanırsam karizmam çizilir. Hayır, çizilmez. Çizilmez, sıkıntı yok. Ha tabii ki çok Türkçe konuşmak da anormal bir marifet midir? Ya böyle bir şey yok. Dil böyle bir şey değil arkadaşlar. Ama mümkün olduğu kadar insanların diline sahip çıkması lazım. Yani bugün yurt çok özendiğiniz, Amerika'da çok özendiğiniz bu maker community'sinde insanlar İngilizce konuşmak gerekiyorsa İngilizce konuşurlar. Yani Türkçeden başka bir kelimeyi sokuşturmaz araya. Fransızcadan başka bir kelimeyi sokuşturmaz araya. Almancadan bazen bazı kelimeleri sokuşturduğunu görürsünüz. Çünkü Almanca'da biliyorsunuz böyle 600 harften oluşan acayip şeyler falan var ya, abarttım tabii ki. 20-10 harflik anormal kelimeler var. Evet, belki hani burada yapabilirsiniz. Hele teknik bir kelime ise, özellikle mühendislik lisanından bir şey. Belki, ancak özellikle bu işletmeciler, bu pazarlamacıların falan son yıllarda çok ciddi şekilde Türkçeyi linç ettiklerini görüyoruz arkadaşlar. Türkçenin canını okumak bu. Yani İngilizce konuşmak istiyorsan İngilizce konuş, sıkıntı yok. Hatta İngilizce üret o içeriği, o yayını, o internet yayını, o podcast'ı İngilizce yapabilirsin. Pür İngilizce yap. Çok güzel olur. Hatta dünyaya ulaşırsın. Ancak Türkçe yapıyorsan ve Türkçe içerik üretiyorum diyorsan, mesela Türk girişimcilerine bir içerik üretiyorsanız, Türklere yönelik bir içerik üretiyorsunuz ve onların gelişmesini hedefliyorsanız, mümkün olduğu kadar Türkçe kullanınız içeriği. İngilizcelerini de verin. Yani evet, bu bir internet yayını. İnternet yayınına hoş geldiniz diyorsunuz. Çok güzel ama bunu podcast olduğunu orada da söyleyebilirsiniz. Ama bu bir podcast değil, o bir internet yayını. Onun esas ismi budur. Yani bunlara biraz özen göstermek lazım arkadaşlar. Biliyorum şu an böyle huysuz dinozorlar gibi, nasihat veriyor gibi hissediyorum. Haklısınız. Kapatıyorum, yola devam ediyorum. Türkçe konuşun arkadaşlar, Türkçe konuşun. Şey, dövülüsü yokmuş. İyi be, feyle aynı yerdelermiş. Şimdi gidiyoruz, sağ olsunlar. Arkadaşlara sorduk, yardımcı oldular. İnşallah öyle tatiline geldim, biraz geç kaldım. Hocalar yerindedir. Evet, ilk tezi teslim ettik. Şimdi devam ediyoruz. Tatil devam. Teslimat devam. Geldik, okula geldik. Burada birkaç tez bırakacağız. Sonra ekonomi üniversitesine geçeceğiz. Evet, okuldaki tezlerin bir kısmını verdik. Evet arkadaşlar, bugün biliyorum sıkılcılıkınız biraz ama konuşamadım artık. Bitti. Şimdiden 125 kilometre yol yaptım. Böyle. Evet. Günü bitirdik arkadaşlar. Pazartesi bitti. Son akşam egzersizimizi yapacağız. Komple bitecek. Güzel bir gün oldu, yoğun bir gün oldu. Pazartesini sen mi büyüksün, ben mi büyüksün dedik. Pazartesi büyükmüş. Ya şaka bir yana, güzel bir gündü. Ben aslında koşturduğum zaman daha çok keyif alıyorum bu tarz şeylerden, aktivitelerden. Rüzgar geliyor, sizi çok rahatsız edici bir ses geliyor olabilir. O yüzden çok konuşmak istemiyorum. Hadi bakalım, devam. Fırtına! Fırtına çıktı! V-
Mutlu haftalar.